أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما biz daha önce وَاِقَامُ الصَّلَاةِ وَاِتَاءِ الزَّكَاءُ olan kısmını işledik. Bugün وَاِتَاءِ الزَّكَاءُ olan ikinci kısmını işleyip bu şekilde konuyu bitirmiş olacağız. Fakat daha önce neyle işledik? Şöyle hafif bir şekilde değinecek olursak çünkü قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere hatırlatmak fayda verir. Biz demiştik ki işte Allah Celle Celaluhu ona mal verip de malın zekatını vermeyip olan kişinin işte an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ata'ahu Allahu malen ve lem yuaddi zekatehu mufsida lehu yevmel kıyameti şuca'an akra' lehu zabibetan yutawwiquhu thumma ya'khudhu bi lihzimatihi ve yekulu lehu ana maluk ana kenzuk thumma aleyhi s-salatu vesselam tala hâzihi l-âya ve la yahsabanna allazina yebkhaluna ila âhir l-âya biz buna ne yaptık? Biz buna değindik. Ondan sonra dedik ki bana sadece Kur'an diyenler yani sadece Kur'an'a inananlar, sünneti kabul etmeyenler, inkar edenler, saf dışı edenler yani dedik ki bu şekilde inanan olan bir kişi gün gelecek Allah muhafaza Kur'an'ı Rabbimizin kitabını inkar edecekler. Niçin? Çünkü ben Kur'an'a inanıyorum diyen olan kişi, ben sünnete itibar etmiyorum olan diyen kişi nasıl namaz kılacak? Ve dedik ki örnek verdik, işte Allah Celle Celaluhu demiyor bize işte sabah namazı iki rekatı, öğlen dört, ikindi dört, akşam üç, yatsı dört ve bu şekilde bize beyan etmiyor. Peki nerede? Sünnette. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَّلَامُ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِ اُسَلِّينَ Buna benzer de mesela hac menasikleri, miraslar ve buna benzer olan şeyler hepsi nedir? Sünnette zikrediyor. Biz buna ne yaptık? Biz buna değindik. Ondan sonra dedik ki işte en son Halife Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduğu zaman zekat vermeyen olan kişi bazı bedeviler geldiler ne yaptılar? Ya Ebu Bekir bak biz La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Ondan sonra işte namaz, oruç ve buna benzer olan ibadetleri yapıyoruz ama şu zekat meselesi bizde kaldı. Biz zekat vermek istemiyoruz. Ve adeta diyorlardı ki cebimize dokunmayan bir din ver bize ey Ebu Bekir diyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh şurasını topladı ve onlarla savaşmaya karar verdi. Vallahi la uqatilenne men ferraka beyne salati ve zekat diyordu. Biz buna geçen hafta değindik ve geniş kapsamlı bir şekilde geçen hafta bugün hafta işledik. Ondan sonra dedik ki zekatı vermeyen olan insanlar işte وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ diye o ayeti gene biz bunu açıkladık. Şimdi zekatı kimlere vereceğiz? Buna başlayacağız ve bu şekilde inşallah bu konuyu bitirmiş olacağız. Allah Celle Celaluhu burada 8 sınıf insanlara zekat verileceğinden bahsediyor. Diyor ki اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِم۪ينَ وَابْنِ السَّب۪يلِ diyor ki وَابْنِ السَّب۪يلِ فَر۪يدَةَ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمُ الْحَك۪يمِ Burada fakirlere, miskinlere, yoksullara, yolda kalmış olan insanlara, İslam'a kalpleri ısındıracak olanlara, Allah yolundakilere ve yolda kalmış olanlara zekat verileceğinden bahsediyor. Mesela bir kişi camiye zekat veremez. Niçin? Caiz değildir. Zekat fakirler, miskinler ve Allah Celle Celaluhu buradaki olan
8 sınıf insanları zikrediyor. Ama yok ben camiye zekat veriyorum dese diye olan bir kişi zekat ondan sakıt olmuyor. O zekat değil de sadaka olarak geçiyor. Çünkü zekat caminin yeri değildir. Fakirlere, miskinlere bu şekilde Allah Celle Celaluhu 8 sınıf olan insanları burada zikrediyor.